Herkese selamlar dostlar. 14 ve 15 Ekim 2 günlük bir video. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek konulardan bahsedeceğiz. Değerlendirecek herkese bol şanslar. İsterseniz direkt videomuza başlayalım. Bir adet hatta 2 adet maç skoru yarışmamız var. Bir tanesi ayın 14'üne Macaristan Sırbistan maç skoru ne olur diye sizlere de sorduk. Diğeri de ayın 15'ine Türkiye Letonya maç skoru ne olur sizlere de sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz bir Türkiye'nin maç skoru vardı. Hırvatistan mücadelesi. Luis Suarez'in arkadaşımız kazandı. O da bana Instagram üzerinden yazabilir. Bu maç skorlarına katılmayı unutmayınız. Instagram adresimiz ekranda Kangal Bey. Her türlü soru, görüş, öneri ve kazanan maç skoru kazanan arkadaşlarımız buradan bana yazarsa hem grup, grup linklerini atayım hem de herhangi soru, görüş, önerisi olan herkes de benimle buradan iletişime geçip doğrudan birebir iletişim sağlayabilir. Geçtik. Sizlere dünün videosundan 12 Ekim videosunda toplamda 4 tane Euroleague karşılaşması vermiştim. Bu Euroleague karşılaşmalarının 4 tanesi de geldi. 4'te 4 oldu hepsi. Biz de 2 tane basketbolda yüksek misli yaptık. Zaten ana kombin basketbol üzerine hatta bugün de aynı şekilde basketbol üzerine Euroleague de var aynı şekilde. Baskonya'ya dep basmanı atacağı 82.5 üst verdik. 800 misli olarak önerdik. Onu içeri almasını bildik. Diğer yüksek mislimiz de Pana'nın galibiyetiydi. Ben YouTube'da verirken ilk kere 1 olaraktan vermiştim. Biraz daha oran yüksekti 1.39'a kadardı. Ben burada biraz daha düşük orandan daha sağlamdan Pana'nın maç sonu kazanmasını bekliyordum. Ona da 1000 misli de ben önerdim. Bu şekilde bir de Hırvatistan ev, ev, sahibi herhangi bir yeri kazanır önermiştik. O başarısız oldu. Ama dediğim gibi basketbolda şu an yine aynı şekilde basketbola ilerliyoruz. Günün kombinini ve aynı şekilde yüksek misleri şu an basketbol üzerinden yaptığımızda söyleyelim. Aynı şekilde dün bir tane de kombine yaptık. Euroleague kombini. Bu kombinede Partizan'ın maçı vardı. Partizan'ı da aldık. Deplasman 81.5 üst olaraktan da. Baskonya'yı da 81.5 üst olaraktan aldık. Euroleague kuponu kaldığı yerden devam geçen haftada kazandı. Bu haftada kazandı. Bakalım bugün ne olacak? Euroleague kuponlarında da kazanmaya devam ediyoruz. Herkes, herkes açık bir Telegram grubumuz var. Oraya katılabilirsiniz dostlar. Zaten görsel ekranda vardır. Orada da dün çok güzel bir iş yaptım. Hatta o işten bahsetmek istiyorum ben sizlere. Şöyle başlayalım isterseniz. Dün buraya 4 adet canlı verdim. Bu canlılar nelerdi? Dedim ki Real Madrid maçı dep basman 87.5 üst verdim. Real Madrid 103, 103 sayı attı Anadolu Efes'e kendi evine. Muazzam bir 1.50 gibi orandan verdim. Hatta yazdım ki altına. Momentum Efes'e geçti. Real Madrid'in baremi düşecektir. Düştü de. 85'e kadar düştü. Alanlar her türlü zaten 85, 86, 87 topladılar oradan. Ondan sonra dedim ki 3. periyoda gelelim. Dostlar dedim. Benim bildiğim bir şey var dedim. Efes 3. periyodu sever dedim. Real'de güzel karşılık veriyorken 3. periyotta 42 sayı çıkar dedim. Onun da oranı 1.55 gibi oranı vardı. Onu da içeri aldık mı? Aldık. 1'de 1 oldu. Ondan sonra ne oldu? Devam ettik. Türkiye var mücadelesi. Dedim ki ilk yerden bir gol var. 1.44 gibi oran var. Maç hareketli başladı. Hatta aynı anda dedim ki Türkiye'de çok iyi başladı. Türkiye'nin de bir golünü alabiliriz diyerekten de önerdim. Dep Basman 0.5 üst. Yani Türkiye'nin de bir golü. Gol bir geldi. Real Madrid 87.5 üst geldi. Buna bir de yüksek misli yapmıştım. 300 misli yüksek misli grubuna vermiştim. Türkiye'nin golü geldi. Ondan sonra bir de şey geldi. Ee, İlk yer gol geldi. Türkiye'nin golü geldi derken 4'e 4 hayırlı uğurlu olsun. Buradan full olarak kapattım. Ondan sonra dedim ki arkadaşlar buradaki ücretsiz canlarımız bitti. Kazanç sağlayanlara tebrikler diyerekten de devam ettik. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden hani video açsanız beğenilerdir. Artık 300 seviyesinde beğeni bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Onu öncelikle söyleyeyim. Ben beğeniler için şimdiden teşekkürler. Bu arada yine basketbol maçları var. Gördüğünüz üzere oranlar açık değil. Türkiye'nin, Anadolu Efes'in, Fenerbahçe'nin karşı yakını maçları var. Oranlar açık değil 14'ünde ve 15'inde. Bunları gruplarımızda kupon yapıp ilerleyeceğiz. Onun da bilgisini verelim. İlk mücadelemiz Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşılaşması. Ukrayna'da iki tane önemli eksiklik var. Bu önemli eksikliklere baktığımız zaman da önemli. ile Yarmalenko bu maçta olmayacak. Ve Ukrayna'nın kazanması gereken bir mücadele. Makedonya ile grupta iyi çalıştıklarını söyleyelim. Şu an ikisi de 7 puan da var. Ve İtalya'nın da 7 puanı var. İtalya Malta ile oynuyor. Malta yenecektir. Ukrayna'da ilk mücadelede Makedonya'yı deplasmanda devirmesini bildi. Özellikle o maçta 2-0 Makedonya geçmişti. Ukrayna ikinci yarı 3 tane atıp çevirmişti. Ben burada Ukrayna'nın Mudri'nin ayağına çok bakacağını düşünüyorum. Ve ileride Dobik var. Ve Girona'da inanılmaz bir sezon geçiriyor. Ve çok iyi bir performans sergiliyor. Mudri'nin de son Chelsea maçlarına baktınız, baktıysanız veya izleme şansınız olduysa form olarak grafiğinin yükseldiğini de görebilirsiniz. Ben burada bir Ukrayna galibiyeti bekliyorum. Bu Ukrayna galibiyeti oranı 1.42. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler burada şöyle bir tercih yapabilir. Gol aralığına baktığımız zaman da toplam gol aralığı 2-3 olabilir. Benim skor beklentim 2-0 veya 2-1 ayarına bir Ukrayna galibiyeti olduğundan kaynaklı. Yüksek oranında 1.76 gibi oranlarla sizlere önerebilirim. Slovenya Finlandiya mücadelesi. Slovenya kendi evinde oynayacağı bir mücadele. İlk mücadele Finlandiya kazandı ve Finlandiya'nın hücum hattında hala Pukki var. Ya Pukki bir sal kardeşim artık şu futbolu. Kaç yaşına geldi bu adam? 33 yaşındaymış. Daha var gerçi oynar. Ama tip olarak bayağı yaşlandı. MLS'de devam ediyor sanırım. Orada da gol atmaya devam ediyor. Slovenya arkadaşlar biraz daha genç takım olduğunu söyleyelim. Özellikle gücüm altında Sesko'nun olması, şoparan olması zaten çift forvet şeklinde oynuyor. Slovenya burada galibiyeti biraz daha yakın. Doğru. Fakat ben şöyle bir şey önereceğim. Diğer seçeneğine tıkladığınız zaman da maç kolikte gözükmüyor bakın. Maç kolik onu eklemiyor ama Nesine, Bilyoner her yerde oynayabilir. Avrupa her yerde var. Slovenya yarı kazanır. Oranı 1.43. Slovenya herhangi bir yarıyı kazanır mı? Kence kazanır. 1.43 gibi de oranı var. Değerlendirecekler. Oyunda bir değerlendirme yapabilirler. İtalya-Malta mücadelesi. Bu maçta zaten çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Fakat yasa dışı Bayis'ten futbolcuların oynaması yasak bildiğiniz üzere. Tonali ve Zaniola bu maçta yok. Sorguya alınmışlardı. Eksik olarak zaten gösteriyor. Kadrosu yeterli. Malta için zaten yeterli. Burada alabileceğimiz oran şöyle bir oran alabiliriz belki. Ev sahibi her iki yarayı kazanan oranı 1.34 gibi oranı var. Böyle bir değerlendirme belki. Değerlendireceksiniz. Ama benim skor beklentim doğrudan mücadele 3-0'lık bir skor. Yani ben skor olarak sisteme bel katarım. Skor beklentimi 3 0 oranı 3.86. 3, 3. 0'lık bir skorum var. Ev sahibi her iki yarı kazanır da idealidir. 1.34 küsur oranı var zaten. Macaristan, Sırbistan bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara mutlaka yazınız bu maçın maç skoru da. Benim skor beklentim burada 1-1'lik bir, birlik bir beraberlik olabilir. 1-1 gibi bir skor. Ben bu skora göre yüksek orana gittim. Mücadele gelen yine aynı şekilde 1.76 gibi orandan gol aralığı 2-3 gol bekliyorum arkadaşlar. Değerlendirecek tekli yüksek oran olarak önerdim. Kendi skor beklentimde bir birlik bir beraberlikle sonuçlanması. Zaten gruba baktığımız zaman da her iki takım da burada el ele çıkma ihtimali de var. Devam edelim ayın 15'inde. 15'inde Türkiye Letonya maçıyla başlayalım. Özellikle Türkiye milli takım bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk vardı. Yorumlara yazın mutlaka. Ee, Türkiye Hırvatistan'ı yendim. İyi oynadı mı? Önce iyi oynadı. Diri bir takım vardı. Özellikle kaptığımız toplarda Hırvatistan'ın yerine çok eksik yakaladık. O toplarda daha da fazla atabilirdik bu arada. Yani bizim daha çok net pozisyonumuz var diyebilirim açıkçası. Özellikle son 15 dakika Hırvatistan bayağı bir bastırdı. Ama biz Barış Alper'le falan çok pozisyona girdik. Hızlı oyun oynuyoruz. Letonya'yı da yenebiliriz. Kendi evimizde oynayacağımız bir mücadele. Maç nerede bu arada? Konya'da oynanacak bir karşılaşma. Yani mücadelenin oranı yok haliyle bildiğiniz üzere. ilk kere bir olabilir bu maça nasıl bir oran alırız diye baktığımız zaman da ben ilk yarı 1 bekliyorum. Eğer hızlı bir erken başlangıç yaparsak Kırvatistan başında öyleydi gerçekten. Onun inmesine dayanarak ve Montella'nın seyirci önüne ilk çıktığı maç ilk yarı 1 olabilir. Ben bir de şöyle bir öneri yapabilirim belki. Yani ilk yarı 1.5 üst olursa oran 1.94. Yani maça 2-0 başlar mıyız? Yani 45 dakikanın sonucu 2-0 olur mu? Hı. Letonya Bizlere hep sıkıntı çıkardı. Hep zorlandık Letonya'ya karşı. Ama ilk yarı 1.5 üstü olma ihtimali de var. Yani 2-0 içeri girebiliriz. İdeal ilk yarı 1 ama ilk yarıdan da 2-0 yakalabilirsek. Türkiye'nin o ikinci golü alabilirsek 1.94. Galler'le Hırvatistan karşılaşması. Yine zor bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Hırvatistan özellikle yani Petkovic mesela ilk 11 on başlamadı. Onun eksikliğini yaşadılar bence. Hücum hattında çok iş yapamadılar. Savunmayı da keza öyleydi. Galler'le oynayacaklar. Çok gollü bir maç beklemiyorum ben açıkçası. Zaten gruba baktığımız zaman da Hırvatistan'ın biraz daha kazanma ihtimali. En kötü beraberlik alması gereken bir mücadele. Yoksa Galler'de Hırvatlara yaklaşacak bayağı ki ikisinin de 5 maçı var. Yani eksik maçlara aynı olduğunu söyleyelim. Burada Galler mücadelesinde toplam gol alı 2-3 gol 176. Yani 2-0-1-1 arasında bitebilir. Alırsa da Hırvatlar alabilir. Burada benim beklentim o yönde yüksek oranıyla birlikte 2-3 golü tek tercih olarak sizlere sunacağım. Diğer mücadelem Norveç ile İspanya karşılaşması. Ee, Norveç ilk mücadeleyi 3, pardon İspanya ilk mücadeleyi 3-0 gibi kazandı ve o maçta Haaland yoktu. Onun bilgisini vereyim. Burada Haaland var kendi evlerinde. Norveç'in gol atma ihtimali var. Norveç'in bir golüne bir 34 bine oran vermişler. Ben ona gitmeyeceğim. İspanya'da duran bir yani çok golü geçer mi sanmıyorum. Yani ağım şahım gol olacağını düşünmüyorum. Burada 2-3 gol mantıklı. 1.76. Güzel maç olur. Yani 3 maksimum 3 golde kalır gibi geliyor bana. 2 olur. 3. golde de kalır gibi geliyor. Yine 1.76 gibi orandan 2-3 golü tek tercih olarak sunacağım. Değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelem Polonya ile Moldova. Polonya'nın da kendi evine galip gelmesi beklenebilir. Zaten ihtiyacı olan takım. Moldova ilk maçta Polonya'yı yenmişti sanırım. 3-2 skorla yenmişti aynen. Burada Polonya'nın kesin kazanması lazım. 4.5 altına bir idealidir ama çok fazla oran olacağını düşünmüyorum. Zaten 1.30'lardaydı en son. 1.30'larda bir oranı var. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler 3.5 altına bir de 1.64 orana kadar çıkartabilir. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Umarım güzel kazanç olur. Özellikle dediğim gibi basket maçları var. Biz o basket maçlarını kupon yapacağız. Ama oranlar açık olmadığı için burada anlatamıyorum bir şey. O yüzden değerlendirecekler bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.